gelin tutuşu. Yeni gelin tutuşunda bu hafta Melike Hanım'ın şirin mi şirin evindeyiz. Kocişi Abdurrahman Bey'le 4 yıldır yaşadığı bu sıcak yuvaya konuk oluyoruz. Hoş geldiniz tekrar evime. Minnak minnak kukişkolarım da burada. Sunum da çok güzel. Teşekkürler. Bayağı özenmeye çalıştım aslına bakarsan. Bir de renk uyumunun olması benim için önemliydi. Çünkü ton sür ton olsun istedim evde her şey aslında. Çok sevdiğim bir şeydir o. Sonuçta misafirlerimi en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptım. Sunum benim için hayat felsefesidir aslında. Dilerseniz düğün videomuzu izleyelim. İzliyoruz. Buyursunlar efendim. Kayınvaliden de çok şık olmuş. Ne kadar güler yüzlü bir kadın. Teşekkürler, kayınvalidem öyledir. Yani dışarıdan bakıldığında biraz mal gibi görünüyor. Ama içine girdiğinde melek gibi bir kadın. Bir de bakıldığında saçı başı hep yağlı mağlı gibi duruyor yani. Bir kilo pilav yapılır gibi. Ama mis gibi kokar. Cennet bahçesi gibidir. Bence düğünde biraz ucuz olmuş. Ne gibi ucuz? Ya baksana, resmen sandalyenin arkasında hiçbir şey yok. Böyle kuru kuru koymuşsunuz yani. Sadece tül tercih ettim ve bunun bir sebebi var. Kızım sen niye bu programa katıldın? Eyvah eyvah. Yani. Melike altta kalmaz. Böyle hünerlerimizi sergileceksek. Çünkü Türkiye'nin en iyi gelini olduğumu düşünüyorum hayatım. En iyi gelini. Aynen öyle. En iyi yeni gelin tutuşunun ben de olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi yeni gelin tutuşusunun ben olduğumu düşünüyorum. Aha bak. Nasıl yapıştırdı? Yani. Nasıl yapıştırdı? Olsun. Göreceksin. Güzel. Tamam göreceksin. Ben de takıldım o çiçeklere. Yapma mı o çiçekler? Sümeyra, düğünümdeki hiçbir çiçek yapma değildi. Canım yanlış anlıyorsun beni. Kötü niyetle söylemedim. Yalnız ben biraz kötü oldum galiba. Aa. Niye yaptı şimdi bunu? Ayrıldı mı şimdi bu? Özür dilerim herkesten. Biraz gerildim galiba. Öyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Yeter ya! Çakma ise çakma! Gelin tutuşu.